işaret geldi ve 90 dakika başladı. Korneri paslaşarak kullandı. Şimdi Ramazan. Kötü bir vuruş yaptı Ramazan. Malatya'dan da Yeni Malatyaspor taraftarları takımlarını desteklemek için Trabzon'a geldi. Koray içeri doğru orta gerçekleştirdi. Aydın'dan sekti Sadık, İrfan ve Samet Kartal. O noktada Samet yerde kaldı. Hakemin gözü önünde yapılan bu pozisyon faulle sonuçlandı. Yeni Malatyaspor atak geliştirecek. Aydın Çetin iki kişi arasında istediği vuruş açısını bulamadı ve Aydın'ın girdiği pozisyonda iki offsporlu futbolcu yerde kaldı. Şu anda bir sakatlık yaşıyor. Yani karşılıklı dediğim gibi ataklarla geçiyor. Evet, onlardan bir tanesi offspor etkili geldi. Ceza alanı içerisinde kaleye gönderilen şut. Tabii çok kötü bir şut oldu offspor adına. Yeni Malatyaspor için de şans anıydı diyebiliriz. Ve top kaybı yaşadı. Offspor atağını izliyoruz. Uzaktan sert bir şut geldi Şener'in kucağına ve Şener topu aldı. Bu dönen topu da Yeni Malatyaspor aldı. Emre Toroman sol tarafa attı. Ramazan baktı, ortayı yaptı. Savunma kafayla karşıladı. Yükseklik kazanan top kaleci kalesinden çıktı. Şimdi İrfan Başaran kaleye şut attı. Defansa takıldı ve ceza alanı içerisinde de bir offsporlu futbolcu sakatlandı. Kombine ataklar geliştirmeye başladı. Umarım bu kombine ataklar golü getirir. Sadık'tan içeri doğru orta geldi. Offsporlu futbolcular hakemin düdüğünü beklemeden şimdi ceza alanı içerisinde tehlike oluşabilir. Dışarı doğru Ramazan. Galip gelmek istiyorsak mutlaka müdahale etmek zorunda Feyyaz Hoca. Şimdi içeri doğru yapılan orta Yeni Malatyaspor'dan kimse dokunamadı. Ramazan korneri kullandı. Ön direği doğru savunma uzaklaştırdı. Şimdi gelişine İrfan vurdu. Savunmaya takıldı. Dönen top Yeni Malatyaspor'da tekrardan Onur Acar. Uzun bir top attı Ramazan'ın olduğu noktaya ama bu top yere değip hız kazanınca out'a çıktı. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Serkan. Sağ tarafta Serkan döndü geriye. İrfan onun pası. Şimdi sol tarafta Ramazan o boşluktaydı. Gelişine vurdu. Savunmaya takıldı. Dönen top tekrar Yeni Malatyaspor'da. Samet Aydın'a gelmeden önce savunma ama Aydın onun müdahalesi rakibine. Top kaybı. Yeni Malatyaspor kontratak şansı yakaladı şimdi. Çok adamla geliyor Yeni Malatyaspor. Samet Kartal sağ taraftan içeri doğru orta geldi. Bir kafa top dışarıda. Aydın Çetin gole çok yaklaştı. En etkili atak da gelişti Yeni Malatyaspor'dan. Aydın Çetin. Ramazan içeri doğru kavisli bir orta. Aydın yatarak şimdi vurdu. Son anda savunmanın müdahalesi. Korner. Yeni Malatyaspor atağını devam ettirecek. Emre Toroman defansın arkasına atılan top. Şimdi tehlike var offspor kalesinde. İrfan şimdi yerden bir şut savunma. Etten duvar ördü adeta. Ve bu topu uzaklaştırdı. Serbest vuruşu kullanacak. İçerisi ana baba günü. Şimdi kullanıldı Aydın Çetin. Aydın ve Koray yükseldi. Yanında İrfan. İrfan'dan tekrar Ramazan'a. Solda Samet vardı. Samet şimdi topla buluştu. İçeri kat etti. Samet ortasını yaptı. Aydın! 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 Aydın 1-0 yaptı. Aydın mükemmel attı. Mükemmel orta, mükemmel gol. Yeni Malatyaspor golü buldu dakika 81. Yeni Malatyaspor'un golcüsü Aydın Çetin attı. Harika bir gol attı Aydın. Yeni Malatyasporlu futbolcular secdeye yattı. Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti. Gol Aydın Çetin. Dakika 81. Ramazan ve İrfan arka arkaya paslaştı. Ardından Samet'e gönderdi Ramazan. Samet içeri kat etti. Ortası Aydın'a al da at dedi. Aydın da gerçekten güzel bir gole imza attı. Ve Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti.
Adil Gevrek'inde yüzü gülmeye başladı hocam. Biraz dikkatli olursak. Ve 90 dakika bitti. Nihayet bitti. Yeni Malatyaspor Ofspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Mücadele tamamlandı. Yani buradan Feyyaz Hoca'yı özellikle kutlamak istiyorum. Yaptığı hamle bize 3 puanı getirdi belki de. Yani bana göre Feyyaz Hoca bu müdahaleyle Yeni Malatyaspor'a 3 puanı getiren hamleyi yapmış oldu. Yeni Malatyasporlu oyuncular da tabii dediğim gibi son derece arzulu, istekliydi. Diri bir Yeni Malatyaspor